Merhaba arkadaşlar. Evet, Bilgehan Hoca'nın yanına geldim. Selamlar, Özgür'üm hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyidir hocam, hoş nasılsın? Hoş geldin modumuza, sağ ol, teşekkür ederim. Sen iyisin, İyidir, seni gördüm daha iyi. Kusura bakma, bir tane yaka mikrofonumuz var. Olsun. Onu da idareli kullanacağız yani, artık. Tak, işimiz görürsün. Ne demek Özgür'üm? Nasıl, Bodrum'u iyi buldun? İyidir abi. Yoğun tempodasın zaten. Aynen. Yıllar sonra babamın evine geldim. Çok güzel, konuşuyorduk hep zaten. Aynen. Evin yerini bulamadım ya. O kadar yıldır gelmiyorum ki. Bodrum'da büyüdüm Özgür. Vallahi çok acayip olmuş. İstanbul oldu burası da. Çekimler de hızlıymış galiba. Yeni projelerim var biliyorum. Aynen. El Cezire belgeseli çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu çekimden 10 gün sonra ben belgesele başlıyorum. Süpersin. Evet. Allah izin verirse uluslararası festivallere katılacağım. Yani çok iyi yerlere geleceğine eminim Özgür. Teşekkür ederim eminim, hocam. Eminim kardeşim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi konumuza dönüyorum. Ben direkt olarak evet takipçilerden laf işitmeyelim. Fena yapıştırıyorlar ondan sonra lafı. Hiç acımıyorlar. Sağ ol. Eksik olmayı. Hocam şimdi senin yanına gelmişken, evet. Sen Türkiye'nin en büyük adamı olarak geçiyorsun. Geçiyormuşuz, evet. Evet, yok öyle geçiyorsun. Öyle ya, evet. Teşekkür ederim. En hacimli adam olarak geçiyorsun. Evet. Hocam şimdi acım alırken açık açık konuşacağım. Yani biz geçen gün de bunun muhabbetini yapıyorduk. Evet. İşte tamam, beslenme eyvallah, antrenman eyvallah. Evet. İlaç zaten roket yakıtını ver coşkuyu vaziyeti. Kesinlikle. Belli dönem yani bu bir gerçek. Evet. Bu bilinen bir gerçek. Bunlar artık, peki tabii, bunlar haricinde neler yapmak lazım? Ya inan bir sihirli çubuğu yok ki bunun. Zaten kendi kanalımda da ben söylüyorum. Bütün arkadaşlarım da bunun izahını yapıyor. Bu spor bir bütünden oluşuyor. Beş parmak gibi düşünelim yani. Bunda sen beslenmeni, idmanını sert yapmadığın sürece istediğin kadar ilaç al. Bu bilinen zihinlerde bir yanlışlık var. Hani benim aldığım ilacı ben sana vereyim. Sen hani beslenmen ve idmanda kendini yırtmıyorsan yine bir şey olmuyor ki Özgür. Hani evet. Hepsini yap, uyumuyorsun yine bir şey olmuyor. Vücuda hormon dengen bozuluyor biliyorsun. Tabii. Yani bunu sadece ilaca bağlamayalım arkadaşlar. Bu ilaç bir şey değil. İdman, herkes idman bölümünü unutur. Nedense yani idmanın çok sert olması lazım. O fiberleri patlatman, adrenalini yorman, yırtman. Şöyle bir şey, sert antrenman nedir? Ya gerçekten %80 diyeyim bilmiyor. Sert antrenmandır ya. Yani setler arasında kalkıp 3-5 dakika lak lak yapıp ne bileyim zaman öldürmek değil. Hızlı, ağır. Ağır ve yanlış değil. Hızlı ve ağır bir idman yapıp sadece aynı rutinde değil. Bunu droplarla, süpersetlerle ne bileyim biraz kendini limitlerini zorlayarak yani bunlar tabii senin psikolojik durumuna da bağlı. Yani telefonunu bile idmanda kapatıp direktman squat'a konsantre olup ona yönelmen gerekiyor. Yani One more, bir tekrar daha diye evet, diye. Fokuslanmak çok önemli. Demek. Yoksa değil mi? Hani bu gizli kapaklı bir şekli şemal yok. Sert bir idman demek. Yani idmana çıkınca bacaklarının ya da adrenalin kasının uyuşması demek bu ya. Tamam ben bu işi yaptım demen yani uyurken. Tamam bugün çok güzel çalıştım demen yani. Bu pump idmanı değil yani. Kalkıp pump idmanı derken şimdi karıştırmasınlar. Yani bir 12-13 tekrarlı, 15 tekrarlı hızlı 2-3 hareket birbirine birleştirip bir idman sadece sizin fiberlerinizi ciddi bir şekilde patlatıp sizi büyütmez. Bump yapar yani. Evet. O idman değil. Bunu demek istedim. Bunları yırtmak. İşte bununla karıştırıyor insanlar genelde. Aynen. Çok karışan bir. Bir dakika sözünü kesip şöyle bir şey. Zaten böyle bir durum olsa herkes hayvan şey gibi olur değil mi? Hayvan gibi bir şey olur. Hani bu hardcore idmanı zaten yapanlar da zaten belli dünyada. Evet. Hani şey olarak söylemiyorum. Başaranlar belli. O çizgiyi geçen kişiler o acayip sayılarda hemen herkes şeye bağlıyor, ilaca bağlıyor. Sen de onun aldığı aynı şeyi alıyorsun. Ben de alıyorum. Ben bu kadar yapabiliyorum. O kadar. Tabii genetik faktörler de bu işin devrenin evet. içinde. Ya genetik faktör bir takım böyle bilir kişi diye ortaya çıkan arkadaşlar genetik faktör yok diyorlar. Bence ama, de yok. Yani hani başka bir bölümde diyor ki var diyor. Genetik şanslılık diyelimimiz faktör demeyelim evet. de. Yani benim de genetiğim yine söylemiştim kanalda da uygun bir adam değilim. Ama tabii belim mesela bir sorunum var. Benim de genetik sorunlarım vardı. Belim kaldı. Belim ince olsa ben de şu anda değişik yerler dedim. Ne bileyim bacağım göğsü daha büyük gözüküyor olacaktı. Evet. Ama ben o belimin açığını kapatmak için hep bacağıma yüklendim. Sırtımı genişlettim. Bu kadar kapatabildim. Ama bundan sonrası olmuyor. Yani beni zorlayan bir faktördü bu. Tabii ki genetik faktörün olması sizin için bir artı avantaj ama bu şey anlamına gelmiyor. İdmanla bunu yenemezsiniz anlamına gelmiyor. Ben yendim çünkü yani. Ha tamam bir olimpiya gibi çok yüksek standlara çıkamadım. Onu da anlatmıştık önceki röportajlarda. Hani yaşadığımız geçmiş yıllardaki koşullarla şimdikiler bir değil. Yani ben bilgi açısından söylüyorum sadece. Evet. Alım gücü açısından değil. Alım gücü zaten yoktu da.
bilgi açısından da söylüyorum. Enflasyon dedik, bizi bitirdi hocam. Enflasyon zaten hala bitirdi bizi. Şu anda Allah herkesin, yani bütün arkadaşlarımla yardımcısı olsun. Hani bütün vatandaşların, sırf sporcuların değil yani gerçekten. Diyorum, hakikaten benim şu anda bir yarışmaya içimde birazcık kıpırtı var ama o da şeyden dolayı... Kaça geliyor aşağı yukarı? Vallahi Özgür, benim Body Fit Shop'lar benim sponsorum. Reklamını yapacağım yanlış anlama. Evet. Benim 6. yılım Veysel Canlı'yla, evet. Sayın kulakları çınlasın, çok seviyorum. İki ayrı sponsorum daha var benim şeyde. Yani bir 35-40 milyarlık bütçeyle giriyorum ben bir yarışmaya. Öf. Giriyordum ama artık şu anda girmeye kalksam. 50 mi oldu o, yoksa daha mı üstü? Zaten küçük bir hesap yapsak et fiyatlarındaki artışı sen gözünde zaten görebiliyorsun. 28'de tavuk, yani geçen seneyle orantıladığınız zaman bizde %30 bir çıkış var. İlaçlar da bunun içine dahil. Medikallerden de bahsediyorum. Komple illegaller hepsinden de bahsediyorum. Bu da ne demek? 50-55-60 milyarlık bütçe demek yani. Evet. O standla yarışamayın. Ben ağır siket için bahsediyorum. Ha, diğer arkadaşlarım için de geçerli. Herkes kendi siketine. Yani bunları bir araya getirmek zor artık sponsor olarak. Onda tabii ki zorlanıyoruz. Yani açıkçası ben biraz hani aklım kesmiyor gibi bir şey şuna. Ondan dedim Allah yardımcılar olsun arkadaşlarımızın, evet. Yani. Sıkıntılı ya. Ama ağır sikletin de beslenmesi falan fena hakikaten be hocam. Yani daha çok yiyorsun be Özgür. Evet. Ye bir şekilde. Şimdi arkadaşlar geçen de söylüyor. Abi küçülmüşsün, abi ne olmuşsun? Ya şu anda ben 120 kiloyum. Yemin ederim kuş gibiyim arkadaşlar ya. 120,5 hatta 121 kiloyum. Yani kendimi balerin gibi hissediyorum. Hani iyiyim, şeyim ya, fitim. Ama ben de öyle hep gezemem. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çok iyi duruyorsun hocam ya. Hem konforlu hem hakikaten ya, şöyle şey bir duruyorsun. Kemik i̇yi kaldı. Duruyorsun. Baksana şu an bize ya. Maşallah. Böyle duruyorum. Ama şey olarak değil. O pozisyonda da yürüyemiyorum abi. Şey olmuyor. Hani ben de hep böyle gezemem ki. Robot değilim ki. Yok, belli oluyordu zaten. O şeyde evet, nefes bile almakta zorlanıyordum. Yani tabii onlar güzel gözüken taraflar ama geri gözüken taraftan da ben biliyorum. Yani yatarken belli bir pozisyonda yatıyorsun. Ne bileyim. Çok saçma sapan durumlar ya. Özgür yani. Ye. 7 öğün yemek yiyorsun. Tamam güzel hoş ama devamlı olmuyor. Olmaması lazım çünkü sağlığımızı bozar ciddi şekilde. Evet. Böyle düşüşlerde, düşüş demeyeyim de böyle hani rutin seyretmelerde olması lazım ya. Yani onu lütfen bana söylemeyin. Abi ne olmuş? Hasta mısın? Öldün mü? Yok, off sezon. Off sezon arkadaşlar. Çok iyiyim yani. Sağ ol. Ya, durum bu yani Özgür. Yani, vallahi millet 120 kilo olmaya çalışıyor. 120 benim senin... için balerin gibi ya. Bana kendimi şey gibi hissediyorum diyorum sana. Çok rahatım yani. Nefes alabiliyorum falan ama tabii yine yarışma olsa yine çıkacağım. O da benim 2 ayım falan alıyor. Yani çok böyle uzun bir zaman değil. 2-2,5 ayda moda girdim mi? Peki hocam bir de şey var şimdi tabii bu... Tabii bunda sözünü kestim. Tabii yazın biliyorsun derslerimiz falan yoğun burada. Biraz sezonluk bir yer olduğu için paraya koştuğumuz bir devre. Tam ona gelecektim. Aynen, şimdi aynen. Böyle genç arkadaşlar var ya, ben işte şey yapmak istiyorum diyor işte. Böyle hani yarışmacı olacağım. Sonra da ders vermeye başlayacağım. Hani bana title olsun. Hani daha çok para kazanırım gibi düşünüyorlar. Bu konuda ne diyorsun? Abi şöyle diyeyim ben size. Benim için... Tabii ki para herkes için, hayatımızı devam ettirmem için, yükseltmemiz için çok önemli bir araç. Lakin ben hani ben paraya koşmadım hiçbir zaman Özgür ya. Yani ben belki benim zihniyetim böyle, bilmiyorum. Ben eğer paraya koşmuşsaydım bu dereceleri elde edemezdim. Yani o Arya'yı yakalayamazdım. Yani ben ikisini birlikte yürüten bir adam, yürütebilecek bir adam değilim yani. Yani kafamı oraya vermişken oraya veriyorum. Bende bir şeyin yarısı yok. Ya olacak ya olmayacak. Onun için hep buraya koştum ama yaz dönemlerinde de PT'lik, özel derslerden falan geçimimizi sağlamak için tabii yarışmaya da şu anda düşünme gibi bir pozisyonum yok. Çünkü Ekim'de sezon bitecek. Biraz daha rutine düşecek Bodrum biliyorsun. İstanbul burada zaten. Kıştan sonra düşünebilir ama tabii yeni arkadaşlarımız için de bu artık bir sektör oldu yani. Evet. Ama sadece vücutla iş bitmiyor arkadaş. Görsellikle de bitmiyor. Tabii bunun okulu var, PT kursları var, biliyorsun seminerleri var. Yani bilmek de önemli. Sadece bilmek de değil. Görsellik de önemli. İkisi de bir arada olmalı. Yani bir insan bütün olmalı bence ya. Evet, tecrübe de çok önemli. Tecrübe. Biraz kilometre, her işte olduğu gibi biraz kilometre yapmak lazım gerçekten. Kesinlikle. Tecrübesiz olmaz zaten. Sen istediğin kadar bil, bestiyoyu bitir. Ne bileyim oku, yala, yut. Sen adamı hissedemedikten sonra, ne bileyim hareketini gözlemleyemedikten sonra onunla yaşaman lazım o durumu. Ders verirken. Yani onunla beraber kaldırman lazım. Ben bunu biliyorum yani. Böyle olursa başarı. Karşı tarafta seni yani gelişmeyi görür ve bağlanır ve o süren uzar ve böyle ismini duyurursun. Tabii ki bu sektör, gençlerimiz çıkacak, geriden güzel çocuklar gelecek. Atılsınlar bu işe, güzel. Ya şey değil ama evet. Kafa, beyinde. Egolara çok dikkat. Kibir. Egoları Lego yapmanız lazım arkadaşlar, Lego. Evet. Egolar Lego olacak. Yani egoyunuzu bırakın ya.
Çünkü bundan hariç bir hayatımız, yaşantımız dışarıdan gülünç pozisyonlara düşmeyin yani. Değil mi? Çok komik duruyor. Dışarıdan böyle hani abi ben hani kanatlarım çok büyük, kapatamıyorum gibi bu işleri bırakalım ya. Onun fıkrası var ya. Bırakın ya bu işleri. Var var, anlatmayayım şimdi bunu. Evet. Çok kötü. Yani nefes tutmayın arkadaşlar, bırakın nefesi, rahatlayın, relax olun. Şey olun yani böyle, düzgün düzgün. Bak ben bırakabiliyorum çünkü. Ben bırakabiliyorsam siz de bırakabilmeniz lazım. Şey değil yani. Kanatlar kapanmıyor. Kanatlar kapanmıyor diye bir şey yok. Kapalı. Araya alacaksınız kanatları. Sıkıntı yok. Valla hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Özgür'üm. Ben seni ağırlayabildim esas. Gerçi tam ağırladın ulaşamadım hocam, böyle ama. Yok yok. Ben Eylül'de tekrar geleceğim. İnşallah ya şu evet. Şeyi çekeyim. Projeni de bir bitir. Aynen şu belgeseli çekeyim, ben bitireyim. Ben senden daha heyecanlıyım ya. Vallahi bitir de söylüyorum. Sen... Hakikaten bir şey dinlenmeye geldim ben buraya. Günlerdir uyuyorum. Biliyorum bro. Ben yani sen bu camianın bence kazandırdığı en iyi böyle röportajcı, editör diyeyim, editörsün diyeyim, tanıtıcılarından birisin. İnşallah. Teşekkür ederim daha hocam. Da iyi yerlere geleceksin kardeşim. Bizleri de yayıyorsun. Sağ ol. Sporumuza daha da güzel ileri seviyelere getiriyorsun. Gençlerimizi bilinçlendiriyorsun. Ben de onlara da sana teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Bu arada arkadaşlar Bilgehan Hoca'nın kanalını takip etmeyi unutmayın. Bilgehan Hoca'nın kendi kanalı da var. Hani benden geldiğinizi de söyleyin. Özgür'den geldik deyin. Evet sağ ol. Eksik olma hocam. Sağ ol. Sağ ol Özgür. Evet hocam, o zaman biz şimdi Bilgehan Hoca'ya video çekmeye devam ediyoruz. Şimdi bu videoyu bitiriyoruz. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın.